DGS'ye yaklaşık 2 ay kaldı. Bunun sadece düşüncesi ve söylemi bile belki de avuçlarını terletiyor. Belki de şu an bile kalbin hızlanmaya başladı. Çünkü önünde hayatının en önemli sınavlarından biri var. Senin için çok önemli bir sınav ve bu sene kazanmak zorundasın. Seni çok iyi anlıyorum sevgili DGS öğrencim ve bu videoda sana son 2 ayda yardımcı olabilecek bazı tavsiyelerden ve önemli kaçınman gereken durumlardan bahsedeceğim. Umarım video işine yarayacaktır. Videoya girmeden önce ben kimim? Ben yaklaşık 5 senedir DGS hazırlık koçluğu yapan, DGS'de daha önce 3 kere ilk 500'e girmiş bir eski bir DGS öğrencisiyim. Şu an bilgisayar mühendisiyim ama bir yandan da DGS öğrencilerinin hazırlıklarında yardımcı oluyorum. Umarım bu videoda sana yardımcı olur ve sen de kendi sınavında kendi hayallerine ulaşırken derece yaparak en iyi okula girebileceğin, en çok istediğin o bölüme girebilirsin. Başlayacak olursak son 2 aydan başlamamız lazım. En çok gelen soru, hocam son 2 ay gerçekten iyi bir süre mi? Son 2 ayda sınav kazanabilir miyiz ya da son 2 ayda gerçekten sınav kaybedilir mi? Mesela bu da çok sorulan sorulardan biri. İkisine de cevabım evet. Birincisi, belki de şu ana kadar hiç ders çalışmadın ya da istediğin gibi verimli bir şekilde çalışmadın ama son 2 ay vitesi sona alarak çalışıp kazanabilir misin? Evet. Belki de şu ana kadar ortalama bir çalışma gerçekleştirdin ama son 2 ay, yani kalan sürede çok da canın istemiyor. Eski bilgilerine güvenerek sınava girmek istiyorsun. Bu da sana sınavı kaybettirir mi? Buna da evet. Çünkü arkadaşlar bunun biraz beyinle biraz da alışkanlıklarla alakası var. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar 2 ay insan vücudu için gerçekten çok önemli bir süre. 2 ay boyunca bir dil öğrenmeye çalışıp her gün o dile 2 ila 4 saat vakit ayırırsanız 2 ayın sonunda fark edersiniz ki o dili konuşmaya başlamışsınız. 2 ay bir enstrüman çalıp bir enstrümanı öğrenmeye çalışırsanız 2 ay boyunca gerçekten enstrümanı mükemmel seviyede de olması da en azından tıngırt atacak kadar öğrenmiş olursunuz. Ama aynı şekilde iyi olduğunuz bir şey varsa, diyelim ki sporda çok iyisiniz. Bugün sporda çok iyisiniz. Sporu bırakın bakayım 2 ay sonra eski performansınızdan eser kalıyor mu? Ya da enstrüman çalıyorsunuz 2 ay sonra bakın performansınız ne kadar düşüyor. Dolayısıyla sınava hazırlanırken 2 ay çok çok önemli bir süre. Gerçekten de çok önemli bir süre. Bu 2 ay yapmamız gereken ilk şey bir kere çalışmalarımız artık yoksa başlamak, ortaysa da arttırmak. Artık yani son 2 ay gerçekten hani vitesi arttırmamız gereken bir süreç. Tabi burada şu hataya da düşmemek lazım. Bu da yapmamanız gereken bir şey. Şimdi çoğu öğrenci son 2 ayda genellikle deneme çözer ve konu tekrarları yapar. Ama diyelim ki sen daha henüz konuları bitirmemiş bir öğrenciysen senin ne yapman lazım? Çok fazla deneme çözüp konu tekrarı mı yapman lazım? Cevap söyleyeyim çok net bir şekilde hayır. Konu tekrarı yapman ve deneme çözmen lazım değil. Öncelikle konuları bitirmen lazım. Bilmediğin bir şeyle ilgili çok fazla deneme çözmek veya çok fazla konu tekrarı yapmak sana mantıklı olmayacaktır. Bu şu demek değil asla. Ben öğrenciye çalışmaya başlayalı 2 hafta bile olsa kendi koçluk yaptığım, kendi sınava birebir hazırladığım öğrencilere çalışmaya başladıktan 2 hafta sonra bile deneme çözdürüyorum. Deneme çözmelisiniz, denemelere alışmanız lazım. Evet ama unutmayın amacımız deneme çözmek veya çok fazla soru çözmek değil. ÖSYM bizden ne istiyor? Bizim amacımız ne aslında ders çalışırken? Bizim amacımız o konuları çok iyi öğrenmek. ÖSYM diyor ki ben sana mutlak değer soracağım, basit eşitsizlik soracağım. Git bu konulara güzelce çalış, bunları güzelce öğren gel. Sorular ve denemeler bize sadece sınavı çözerken alışkanlık kazandırmak ve konuları daha iyi anlamamız için birer yardımcı. Bizim için asıl önemli olan şey konuyu çok güzel öğrenmek. Konuyla ilgili bilgi ve fikir sahibiyseniz çok fazla soru çözmeseniz de soruyu çözebilirsiniz. Ama çok fazla soru çözüp konuyu anlamadıysanız, sadece soru çözebiliyorsanız ÖSYM sınavında başarısız olmanız çok olası. Çünkü ÖSYM genellikle konunun püf noktalarını soruyor. ÖSYM genellikle öğrenci bu konuyu gerçekten anlamış mı, algılamış mı? Yani gerçek hayatta bir sorunla karşılaştığında bu konuyu kullanarak, atıyorum mutlak değeri, köklü sayıları kullanarak, bunu içselleştirerek bu soruya gerçekten de cevap verebilir miydi? ÖSYM bunu arıyor. Yani ezberci ve çok soru çözen bir öğrenci olmaktansa konuların mantığını anlamaya çalışın. Yani diğer arkadaşlarınızın hepsi bir şey yapıyor diye siz de onu yapmak zorunda değilsiniz. Başarılı bir öğrencinin son 2 ayda yapması gereken şey eğer konuları bitmemişse önce konuları bitirmek, ardından tekrar yapmalı ve deneme sıklığını arttırmalı. Ama eğer sen konuları çoktan bitirmişsen şu anda senin yapman gereken şey de denemeleri arttırıp daha çok tekrara yönelmek ve daha zor sorular görmeye çalışmak. Sınava yarı diyebileceğimiz sorular. Bir diğer yapılan en büyük hata arkadaşlar şimdi sınava hazırlanırken iyi kaynak var, kötü kaynak var, kolay kitap var, zor kitap var. Tabii ki de eğer sizin seviyeniz düşükse kolay kitaptan başlamanız çok önemli ama bazı arkadaşlarımız sadece kolay kitaplar çözerek sınava hazırlanıyor. Yani Anselman Matematik çözüyor, sonra Karekök 0 çözüyor, sonra Okyanus 40 Seans çözüyor. Yani bunlar hep temel kitaplar. Yani sürekli birey çözüyor. Mesela hani bunlar hep temel kitaplar. Bu şekilde sürekli
temel kitap çözerseniz sınavda çıkabilecek sorulara çok fazla aşina olamazsınız ve bu da sizin sınav sırasında sıkıntı çıkartabilir. Çünkü beyninizin zorlanması lazım. Sonuçta matematik dediğimiz şey beyinde gerçekleşen bir şey. Tabii ben matematik üzerinde anlatıyorum gibi oldu şu anda ama bu söylediklerimin aynısı sözel mantık ve paragraf için de geçerli. Söylediklerim biraz karmaşık geliyor olabilir ama video sonuna doğru daha iyi anlayacaksınız bazı şeyleri. Ha bu arada ya hocam aslında sen güzel anlatıyorsun ben seninle birebir çalışmak istiyorum dersen de aşağıda WhatsApp ve Instagram bilgilerim var. Eğer özel koçluk düşünüyorsan da bana aşağıda bırakacağım bilgilerden ulaşabilirsin ve beraber hazırlanabiliriz. Bu bilgileri daha detaylı ve özel olarak kendi kulağınla birebir benim canlı sesimden duyabilirsin. Ha ama diyorsan ki hocam durumum yok. O zaman bu videoyu izlemeni de tavsiye ederim. Bir diğer tavsiyem son aylarda artık bir şeylerden feragat etmeniz gerek. Arkadaşlar yakın zamanda büyük bir felaket yaşadık. Onun sıkıntılarını ve zorluklarını eminim bazılarınız hala çekiyor. Ben de yardımcı olabileceğim kadar arkadaşınıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Maalesef çok zor. Gerçekten Türkiye'nin büyük bir kısmı büyük bir felaket yaşadı. Onun haricinde işte Ramazan geçti vesaire bayram falan derken biraz dağılıyor öğrenci. Benim koçluk yaptığım öğrencilerde de biraz o oluyor gibi oldu ama ben izin vermiyorum. En azından siz de burada kendinizi biraz daha izin vermeden hani derse odaklı tutarsanız daha iyi olur. Neden? Çünkü bakın 2 ay sonra gerçekten çok önemli bir sınava gireceksiniz. Bu arada 2 ay değil. Hani biraz belki bu videoyu biraz önde çektim ama 2 ay kala da izleyecek arkadaşlarınız olacaktır. Biraz sınava 65-70 bir gün var aslında bu videoyu belki paylaşacağım da. Ama işte 2 ay diyebiliriz. Şimdi dediğim gibi hani 2 ay kala gerçekten çok önemli bir süre ve artık bu 2 ayda yapmanız gereken en önemli şey. Biraz bir şeylerden feragat etmek, fedakarlıklarda bulunmak. Şimdi bazılarınız 2. sınıfta okuyor şu anda biliyorum. Belki arkadaşlarıyla son kez görüşecek. Belki şu an bir mezuniyet balosu planlıyor. Hani mezuniyet balosuna katılacak. Belki bir arkadaşının nişanı var, düğünü var. Belki bir kuzeninin düğünü var, ona hazırlanıyor vesaire. Son 2 ay tabii yaz da geliyor, havalar da ısınıyor. Şimdi sizin için biraz sıkıntılı bir süreç, farkındayım. Bir de çoğunuz gençsiniz. Şimdi bu da hep sıkıntı yaratacak sizin için. Farkındayım ama lütfen 2 ay oturun evinizde ve ders odaklı çalışın. Ve ders odaklı yaşayın lütfen. Hayatınızı biraz buna odaklı yaşamaya çalışın. Göreceksiniz 2 ay sonra diyeceksiniz ki iyi ki yapmışım. Bakın hiçbir şey için asla geç değil. Gerçekten kalan süreyi iyi değerlendirirseniz kazanabilirsiniz. Çünkü bazen öyle öğrenci olur ki temeli çok kötüdür. 8 ay çalışsa yapmaz. Bazen öğrencinin temeli iyidir. Kapasitesi yüksektir. 2 ay çalışsa kazanır. Buna çok şahit oldum. Yıllardır bu işi yapıyorum. Ama sen gerçekten çok zeki de olsan, çok iyi de olsan hani son 2 ayı iyi değerlendiremezsen kazanamıyorsun. Hani bu çok net yani. O yüzden son 2 ayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Son 2 ay bizim için aşırı derecede önemli. Ve biraz sosyallikten uzak durup sadece deneme konu. Tekrar soru çözümü. İşte yapmadığımız şeyler. Mesela geometri çalışmaya başlamadıysanız mesela 2 ay kala geometri çalışmaya başlayabilir miyim hocam? Tabii ki de başlayabilirsin. Neden başlayamayasın? Şimdi geometri deyince insanlar şeyi düşünüyor. İşte hocam geometride bir sürü konu var. İşte hepsini nasıl bitireyim 2 ayda? Bitirmene gerek yok ki. Bitirdiğin mesela 4 konu bitirdin. O 4 konudan 2 soru işaretlesen kârdır. Ve şimdi şöyle bazılarınız mesela olasılık permütasyon kombinasyon diye bir konu var bilirsiniz çoğunuz zorlandığı bir konu ben de hani zorlanıyordum zamanında. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu konuya yeri geliyor 3-4 ay veriyorsun aylarca mesela bu konuya ilgili soru çözüyorsun. Permütasyon kombinasyon olasılığın sınavda geleceği 1-2 en fazla 2. Ama geometride mesela çok kolay alt seviye konular mesela 3-4 tane gelebiliyor. Bazen görsel mantık sorusu da gelebiliyor 5 oluyor. Mesela hani yani üst düzey konular mesela analitik geometri, katı cisim vesaire biraz daha çember daire gibi böyle son konular 2-3 tane gelir DGS'de. Öyle çok fazla gelmez. Genellikle üçgen, dörtgen ve gelirse görsel mantık gelir. Ya bunlar da mesela 2 ayda çok rahat biten konular. Zaten çalışmaya başladığında 2 ayda bunları çok rahat bitirirsin ve gerçekten sana da yapabilecek düzeye girebilirsin. Ama bunu hiç çalışmazsan mesela otomatikman başarısız olursun. Yine mesela çoğunuz problemlerde kötü. Problemleri son 2 ay çalışarak 2 fasikül, 3 fasikül bitirsen problemlerle alakalı sınavda zaten bayağı işaretlemeni sağlar. Problem zaten aslında kendini tekrar eden bir şey. Sadece o mantalitesi, o problem çözme mantığını çok iyi anlamak lazım. Tabi onun içine cebir dediğimiz o temel matematiği çok iyi kavramak lazım. Aslında matematik hani bir bina gibi iç içe. Bunu çok sırasıyla düzgün bir şekilde öğrenirsen doğru hocalarla, iyi kaynaklarla çok rahat bir şekilde başarıya ulaşabilirsin. O yüzden dediğim gibi hani son 2 ay lütfen çalışan arkadaşlarım biraz daha böyle asosyal olsun ve derse odaklansın. Çalışmaya başlamayan arkadaşlarım da korkmasın. Kazanabilir miyim? Evet kazanabilirsiniz. Lütfen çalışmaya başlayın ve artık hani deyin yani tamam hani şu ana kadar çalışmadım ama artık koydum kafaya karşı başlıyorum. Bitti bu kadar başlıyoruz. Bitti. Anladın mı? Hani artık o oyundan, artık o sosyallikten, arkadaş ortamından bir uzaklaş ve de ki ben ders çalışacağım. En azından şunu göreyim ya, 2 ayda bakayım neler yapabiliyorum.
Değil mi? Yani bu sizin için güzel bir şey olacaktır. Ekstra sorularınızı lütfen yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Varsa beğeniştiğiniz, düşünceleriniz vesaire yorumlarda sorabilirsiniz. Özel koçluk için bana Instagram ve WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa lütfen yazmaktan çekinmeyin. Tanıştığımıza sevindim. Kanaldaki videolara bakmanızı tavsiye ederim. Kaynaklardan, nasıl çalışılırlardan, herkese özel, kişiye özel çalışma tekniklerinden birçok konuda video çekmeye çalıştım ve size yardımcı olmaya çalıştım. Umarım işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.